Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı Teta Geometri Soru Bankası kitabında doğrunun analitiği konusundaki ÖSYM tarzı tespitin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Birinci soruda aşağıda verilen noktalardan hangisi y eşittir x artı 1 doğrusu üzerinde yer almaz diye soruluyor. Evet denklemi sağlayacak. Eksi 1'e 0 koyalım bakalım. x yerine eksi 1 y yerine 0 yazarsam 0 eşittir eksi 1 artı 1 sağlandı mı sağlandı. 0'a 1. Evet Hemen y yerine x yerine 0 yazıyorum. Y yerine 1 yazıyorum. 1 eşittir 0 artı 1 sağlandı mı? Sağlandı. Sonra 3'e 4. 3'e 4. 4 eşittir 3 artı 1 sağlandı mı? Sağlandı. Eksi 2 eksi 1. Eksi 1 eşittir eksi 2 artı 1 sağlandı mı? Sağlandı. Bir daha öb öbürü 6'ya 8 noktasına bakalım. 8 eşittir 6 artı 1 sağlandı mı? Sağlanmadı. Yani cevap Edremit yaptı. Birinci soruda geldik. 2'ye. Analitik düzlemde 2x artı 3 eksi 6 eşit 0 doğrusu ile eksenleri a ve b noktalarında kesmektedir. a b uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaş x yerine 0 yazarsam eğer 3 y eksi 6 eşit 0'dan y'yi buradan 2 bulurum. y yerine 0 yazarsam eğer buradan 2 x eksi 6 eşit 0'dan x de 3 olarak buluruz. Analitik düzlem çizelim. x'i 3'te kesti. y'yi 2'de kesti. Doğrumuz bu şekilde oldu eksenleri kestiği noktalar arasındaki uzaklık isteniyor bizden. Yani bu. Yani buraya noktaları yazıp iki nokta arasındaki uzaklık da diyebiliriz. Ama burası 2, burası 3 ya. Pisagor bağıntısından a kare neye eşittir? 2'nin karesi artı 3'ün karesinden 4, 9, 13 çıkar. Yani a'yı buradan ne buluruz o zaman? Kök 13 buluruz. Evet ikinci soru akçay oldu. Geldik 3'e. Analitik düzlemde şöyle bir doğru verilmiş. Bunun eğimi nedir arkadaşım? Eğimi 1'dir değil mi? Eksi yok. Eksi a bölü bir b'den o da eksi 1'dir. Eğim eksi 1. Bu tanjant alfa eşisi alfa nedir arkadaşlar? 135 derece. 45'te 1 ya 180'e tamamlayan da eksi 1 yapar. Eğim açısı 45 derecedir. Hayır. 135 derece olacak. 4'e 4 noktasından geçer demiş. Bakalım 4'e 4 sağlıyor mu? 4 artı 4 eksi 4, 4 eşi 0 sağlamıyor. O zaman bu da gitti. Eksenlerle oluşturduğu üçgenin alanı. Evet ben x yerine 0 koyarsam x yerine 0 koyduğumda y'si 4 geliyor. Y yerine 0 koyduğumda da x'i 4 geliyor. Eksenleri kestiği yerler 4'e 4 oldu. 4 ve 4 olduğu için bu üçgenin alanı 4 çarpı 4 bölü 2'ye 16 bölü 2'den 8 oldu. Evet doğru oldu üçüncüsü ve cevap böylelikle yalnız 3 oldu. Üçüncü soru balık esir. Geldik dördüncü soruya. İki tane doğru verilmiş kesim noktası isteniliyor bizden. Arkadaş taraf tarafa toplarsam direkt x'ler gidiyor. Buradan 3y eşittir 3 yapar y'yi buradan 1 buluruz. Y ye yerine herhangi bir denklemde bir yaz. Mesela 1 eksi x eşittir eksi 3 ya. ikinci denklemde yazdım. O zaman x de buradan 4 mi geldi? Evet. x virgül y isteniyor bizden. O da 4 virgül 1 yapar. Hatta 4 artı 1. Koordinatlar toplamı isteniyor. Cevap 5 yapar. Yani 4. soru balık kesir yaptı. Geldik 5'e. Bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Birisi x bölü 8 y bölü 7. Evet d2 doğrusu. x eksenini kestiği yer 8 y eksenini kestiği yer 7 demek diyebilir bu? Eksenleri kestiği yerler belliyken bu şekilde bir şekilde yazıldığında hemen bunu tersinden yazdık. Öbüründe de hocam x yerine 0 yazsam y 4 geliyor. Y ye yerine 0 yazarsam eğer 2x eşittir 4'ten x'i de 2 vururum. Evet x 2 bulduk y'yi de 4 bulduk. Arkadaş ne yapacağız? Büyük alandan 7 çarpı 8 bölü 2'den beyaz alanı çıkartacağım. Yani burası 2 burası 4 değil mi? Evet 2 çarpı 4 bölü 2'yi çıkartacağım. Ye, 28 eksi 4 yapıyor. O da 24 yapıyor. Yani cevap Akçay yaptı 5. soruda. 6'ya geldik. Şimdi şöyle bir kare verilmiş herhalde değil mi? Evet. x 80 üzerinde bulunan ABCD karesinin. B ve D köşelerinden geçen. Arkadaş bu köşegen ya. Hop 45 45. Değil midir köşegen? Aa, burası 2 noktasıysa eğer. Hocam 45 90 ise burası da 45 yapar. Burası 2 ise burası da 2 olur mu? Olur. Şimdi benden diye doğrusu eklemiş tamam ya basit, basit. hiçbir şey gerek yok. Eksenleri kestiği yerler belli deyip oradan yapabilirsiniz 1 2 hocam 1 nokta belli eğim de belli eğim 1 değil eksi 1 sola yatık olduğundan dolayı Oradan da yapabilirsiniz ama eksenleri kestiği yerler belli ya x bölü 2 artı y bölü 2 eşittir 1 değil midir bu da Çünkü x ekseni kestiği yer 2 ekseni kestiği yer 2 olduğundan dolayı buradan x artı y bölü 2 eşittir 1 yaptığından x artı y'yi buradan 2 buluruz. Yani bu x artı y eksi 2 eşit 0 şeklinde de yazılabilir tabii ki. Yani cevap böylelikle e dremit yaptı 6. soruda. Geldik 7'ye. Şimdi D doğrusunun denklemi nedir diye soruluyor. A noktasının koordinatları eksi 3'e 2 verilmiş. Eksi 3'e 2 verilmiş. Şimdi ben bir doğrunun denklemini yazmak istiyorsam. Kendime iki soru soruyorum. Bir eğim 2 nokta. Bu doğrunun üstünde bir nokta. Bak şurada var. Şurası var. Şurası var. Şu nokta daha kolay. 1 2 3 4 5 birim sağında buna 5 eklersem kaç yapıyor? 2 2 noktası yapıyor. Şimdi eğimini bulacağım. X eksenine ne yaptı? Şey. X ekseni yatay değil mi böyle? Yataylar paralel değil mi? Evet. Mesela şu köşeden geçen. Hocam, X ekseni şurada olsa bile sonuçta alfa'sı burası da alfa yapmıyor mu? Yapıyor. E şuradaki alfa'yı bulacağım. Eğim tanjant alfa'ya eşit. O da 2/1 değil mi? Evet. Yani 2. Eğim belli. Nokta belli. Doğru denklemini yaz. M çarpı x eksi x sıfır. Y eksi y sıfıra eşittir. Y eksi noktadaki y eşittir. 2 x eksi 4 eşittir. Y eksi 2 yapar. Buradan y'nin katsayısı artı olan şıklarda ya da hepsini öbür tarafa atalım. 2 x eksi y eksi 2 eşit 0 yaptı. Var mı? Var. Cevap Denizli yaptı. 7. soruda. 8'e geldik. A virgül B noktası bu doğrunun üstündeymiş. Koy yerine x yerine A, y yerine B koy. Hocam Buradan ne geldi? A kare artı B kare eksi 25 eşit 0 yaptı. A kare artı B kareyi böylelikle 25 bulduk. P noktasının orijinal olan uzaklığı isteniyor. Arkadaşım P noktası A virgül B'nin 0 0 noktasına olan uzaklığı neydi? X'ler farkının karesi artı Y'la farkının karesi kare küçüğünde. A kare artı B kare isteniyor. Yani kare küçüğünde. A kare artı B kareyi zaten 25 bulmuştuk. Dolayısıyla cevap 5 çıkar. Evet 8. soru güzel bir soru. Cevap akçay oldu. Geldik dokuza x eşittir 8 x eşittir 12 bu 90 bu da 90 değil midir bu da y eşittir 3 x bölü 4 İşte bu bölgenin çevresi isteniyor arkadaş buranın 8 birim olduğunu biliyoruz tamamının 12 olduğunu biliyoruz buraya kaç kalır o zaman 4 kalır sonra y eşittir 3 x bölü 4 ya bak şuradaki noktaya bakabilirim apsisi 8 mi burada x yerine 8 koysan 3 kere 8 24 bölü 4'ten 6 çıkar ordinatı 6 çıkar yani şu uzunluk 6 oldu Şuradaki noktanın apsisi 12. Ordinatına bak bakayım. X yerine 12 yazarsan 3 çarpı 12. 36 bölü 4'ten Y'de 9 çıkar. O zaman burası 9 ise burası da 9 oldu. E hocam şurası kaldı. Burayı nasıl bulacağız? İki nokta arasındaki uzaktan bulabiliriz. Ya da 6, 8, 13 geninden 10 oldu burası. Hocam 2'ye 1 oran var. 2'ye 1 orandan 5 çıkar burası diyebiliriz benzerlikten. Bak 2'ye 1. 2'ye 1. Ya da şuradan dik çizersin. 4'se 4 ise 4. 6 ise 6 3 kaldı 3 4 5 üçgeninden de sonuca ulaşabilirdin. Tamam. Evet bizden bu çevre isteniyor kardeşim. 9 4 6 ve 5'in toplamı isteniyor. 19 24 mi yapıyor cevap? Evet böylelikle C yaptı 9. soru. Geldik ona. Evet, evet bağıntısının grafiği nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hadi bakalım şunu şöyle şey yapalım bir halledelim. Hocam burası x y eksi 2x x y eksi 2x Eksi 3 y artı 6. Eksi 3 y artı 6 eşittir. Bu x y artı 2 y. x y artı 2 y. Artı y artı 2. Artı y artı 2 yaptı. Hocam x birbirini götürdü. Tamam. Buradan pardon şu x y artı 2 x. Şurası 2 x olacak. Hepsini öbür tarafa toplayalım. 0 eşittir. Ya da 6, 6 burada kalsın. 2 de öbür tarafa gelsin. 4 yapar değil mi? 4 eşittir. Hocam artı 2x diye geçti. 4x oldu artı 4y oldu. Buradan da 4'e bölsem x artı y eşittir 1 mi yaptı? Evet. Bunun grafiği isteniyor bizden. x yerine 0 yazarsam y eşittir 1 yapar. y yerine 0 yazarsam x de 1 yapar. Yani birebir noktasından geçen grafik isteniyor. O da nerede? Balıkesir şıkkında 10. soru Balıkesir yaptı. Geldik 11'e. Şimdi şurası kaç? 1 bir birim. Burası kaç birim? 4 birim. Hocam burası da 90 ya. Dikten dik çizildi. Ne var burada? Öklit. Yani şu üçgende hemen ökliti uygulayabilirim. Hemen soruya bakar bakmaz. Soruyu okumadan ben bunu fark ettim. Belki lazım olacak. Belki olmayacak. Ama yine de yazalım. H kare 1 çarpı 4. Yani 4 ise H'ı buradan 2 buluruz. H 2 çıktı. Şimdi D1 doğrusunun denklemi. D1 doğrusunun denklemi isteniyor bizden. Arkadaş burayı 2 bulduysak bu doğrunun denklemini yazmak istiyorsam kendime 2 soru soruyorum. 1 eğim 2 nokta. Eğim var mı? Şu açı eğimdir. Ters açıdan burası. Eğim dediğim tanjant alfadır. Tanjant alfada 1 bölü 2. Sağ yatık pozitif. Sıkıntı yok. Sonra ne yapacağız arkadaşım burada? Eğim belli. Nokta belli. Bu devirin isteniyor. E denklemi yazabiliriz. M çarpı x eksi noktadaki x yani 0 eşittir. Y eksi noktadaki y yani y eksi eksi 1 y artı 1 yapar. 1 ile buraya çarpıyorum. X eşittir. 2 ile karşı tarafı çarpıyorum. 2 ya artı 2 yapar. Ee, burada yeni kat sayısı mı E, ee, hepsini öbür tarafa toplayayım. X eksi 2 eksi 2 ye eşit 0 yaptı. Ya da bunun eksilisi. Var mı çıklarda? Var. Cevap böylelikle 11. soru da Ceyhan çıktı. Evet ÖSYM tarzı test 1'i bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testimizde ÖSYM tarzı testi ile görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.